Yine iddianamenin 153. sayfası. 81-86. sayfasından 9. kitabının şu cümleleri almış. Milliyetçiliğe karşı olmak ihanettir. Milliyetçilikten taviz verilmez. Kültür davası, alfabeyi okuma ve ezberleme davası değildir. Kafayı, kalbi ve bedeni geliştirme ve yetiştirme davası. Bu cümleler böyle birbirini takip eden nitelikli bir cümle değildir. Bu kelimeler, ibareler kitabın muhtelif sayfalarından alınmış, savcı tarafından birleştirilmiş bu cümle yapılmış. Şimdi asıl kitabı okuyacağım. Bu eksik cümlelerden sonra iki paragraf atlayarak diğer sayfadan şu cümle: çünkü kişinin fikri ve fiziki gücüne dayanmayan hiçbir hamle başarıya ulaşamaz. Alınmış. Bunun altına da altı sayfa atlıyor. 86. sayfadan hürriyetin tek garantisi mülkiyettir. 9.3. sistemin hedefi Türk milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır cümlelerini eklemiş. Halbuki kitaptaki asıl metin şudur. Bu konu kültür faaliyetleri ele alan bir konu. Milletler arasındaki kültür münasebetleri ve kültür meselesi. İnsanlığın hayatında savaş, araç ve gereçleri de devamlı olarak gelişme halinde. Kılıç, ok, tüfek, top, tank, uçak, atom silahları gibi. Bugün milletler birbirleriyle adına sessiz harp diyebileceğimiz bir kültür savaşı içindedir. Kültür savaşı ideolojik harpten daha şumullüdür. Birçok milletler başka bir milleti veya milletleri kendi kültürü içinde eritmeye gayret eder. Savaşta ok, kılıç, mermi için insanın en hassas noktası kalbi ve beynidir. Kültür savaşı da aynı noktaları hedef alır. O da insanların beynini ve gönlünü, kalbini hedef alır. Bunun için bir milletin hayatında kültür davası, alfabeyi okuma ve ezberleme davası değildir. Kafayı, kalbi ve bedeni geliştirme ve yetiştirme davasıdır. Dalından kopan bir yaprağın kaderini rüzgar tayin eder. O artık herhangi bir istikametten esen rüzgarın esiridir. Unutulmamalıdır ki her kim bir kavme benzemeye çalışırsa o kavmin efradından sayılır. Kültür savaşına karşı en müessir silah milliyetçiliktir. Kişinin kendi öz değerlerini, öz varlığını koruması ve geliştirmesi moral bir güç ve milli şuurla mümkündür. Milliyetçilik sosyal ve ekonomik hamlelerde de fikri, ruhi, fiziki bir atlama tahtasıdır. Çünkü kişinin fikri ve fiziki gücüne dayanmayan hiçbir hamle başarıya ulaşamaz. İddianame aradaki tüm cümleleri atmış, bu cümleyi almış eklemiş. Bütün bunlar nazara alınarak milletin her ferdi moral değerlerle ve milli şuurla teçhiz edilmelidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır şartları nazara alarak ifade etmek ve hatırlatmak isterim ki gerçek değer ve anlamdaki milliyetçilik hareketlerinin karşısına çıkmak, kale kapısını düşmana açmak demek olur. Milliyetçi hareketin temel felsefesi insan sevgisidir. İnsan haysiyetine, hürriyetine dayanmayan sistemlere inanmıyoruz. İnsan sevgisi ve hürriyeti insana değer vermekle mümkündür. İnsan kültürel, sosyal, iktisadi, siyasi ve moral değerlerinin meydana getirdiği bir bütündür. İnandığımız dünya görüşü insanı bütün değerleriyle, bütün yönleriyle ele alır. İnsanı sevebilmek, insanı hür yapabilmek, onu her türlü tutsaklıktan kurtarıp kendi kendine hakim yapabilmekle mümkündür.
insanın tutsaklıktan kurtulup kendi kaderine hakim olabilmesi hürriyete kavuşmasıdır. Tarih ve siyasi tecrübeler bize göstermiştir ki mülkiyet insanın teşebbüs gücünün artmasına imkan vermiş, şahsiyetini geliştirir. Ancak mülkiyetin başkalarını sömürme, ezme aracı olarak kullanılmasına karşı bulunmaktayız. Mülk üzerindeki dengenin sağlanması için devletçe her türlü tedbirin alınmasını gerekli görmekteyiz. Gerçek milliyetçilik, milleti meydana getiren her insanı hiçbir ayrım yapmaksızın aynı derecede sevmektir. İnandığımız milliyetçilik anlayışı, bu milleti meydana getiren insanlar arasında her türlü ayrımı kesinlikle reddeder. Milliyetçilik bölücü değil, birleştirici, ayrıcı değil, toplayıcıdır. Bu milleti meydana getiren her fert, aynı soyun, aynı kültür ve tarihin birer üyesidir. Ve hepsi aynı müşterek kaderle yoğrulmuştur. Bizim dünya görüşümüzde bir ferdin diğerinden üstün tutulması yoktur. Her türlü ayrıcı, bölücü sistemlere karşıyız. Millet canlı bir organizma ve yaşayan bir varlıktır. Bu organ ve varlıkta her ferdin belirli bir yeri ve bir görevi vardır. Her fert bu organizmanın bir uzvu, bir hücresidir. Normal düşünen bir insan beyni, vücudu meydana getiren uzvu ve hücrelerden bir kısmını diğerlerinden üstün tutamayacağı gibi feda da edemez. Zira böyle bir halde iyi bilir ki vücut ya eksik kalır, görevlerini yapamaz yahut da tamamen sona erer. Bunları biz yıllarca evvel yazmışız, gençlere öğretmeye, halka öğretmeye çalışmışız. İhsanname'de bize yöneltilen ithamlar kitaplarımızla ilgili. Kitaplardan alıntılar yapılmış. Binaenle kitapları okumak zarur ediyor. Onun için sabahleyin kitapları okudum. Yüksek mahkemeye iddianamede alıntılarla asıl kitapta yazılmış olanları karşılaştırıp yüksek mahkemenin bir fikir sahibi olması için aldım. Yoksa 353 sayılı kanuna aykırı olarak sorguyu yazılı cevap verme yoluna gitmedim. Bu efendim, burada size bu konuda yönetmen cevaplamanız gereken sizinle ilgili evet. Hemen bu soruyu siz bu iddialarla ilgili, evet. Eylemlerle ilgili sorunuza bırakırsınız. Evet. Evet. İkincisi bir şeyi daha arz etmek istiyorum. Sabahleyin de arz ettim. Ben iddia makamında oturan sayın savcılara yalancı vesaire demedim. Şimdi verilen dilekçede yalancı dedi savcılara diyor. Bu yalandır. Evet. Ben sadece iddialar yalandır, asılsızdır dedim. Bunu da kazihen aynıdır. Şimdi iddianamede sabahleyin de arz ettiğim gibi benim kitaplarımdan gerçeğe uymayacak şekilde alıntılar yapmış. Fakat bunları bugün bu safhada uzun uzun mahkemenize arz etmeyeceğim. Bunları hakkımızdaki Türk Ceza Kanunu 141. maddesiyle ilgili, 149. maddesiyle ilgili, 168. madde ve 146. maddeyle ilgili diğer hususları ileride cevaplandırırken bu konulara tekrar temas etmek zarureti olacaktır. Ve yine bunları o zaman daha tafsilatlı olarak ele alacağım. Ben bir fikir vermek üzere sabahleyin bunlardan yüksek mahkemeye maruzatta bulunur. Şimdi bunu kapıyorum, kesiyorum ve iddianamedeki diğer iddiaları hakkımızdaki diğer ithamlara geçiyorum. Onlar hakkında iddiaya cevap olacak şekilde lehimizdeki delil